Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Efendim, bugünkü yemeğim nedir? Bugün akşam yemeğine pirinç pilavı hazırlıyorum. Tabii o faslı siz görmediniz. Yağda şehriyi hafif kızarttım. Ondan sonra pirinci içine koydum. Biraz yağda beraber karıştırıyorum. Sonra suyunu ilave edeceğim. Tuzunu atacağım. Pirinçte lapa tutturmamak gerçekten marifet. Lapa yapmamak. Ben o marifeti çok sergileyemiyorum. Zaten o konuda iddialı da değilim. Benim amacım burada pirinci anlatmak. Yani pirinç pilavı nasıl yapılır, o işin bahanesi oluyor. Şimdi pirinçle ilgili benim öğrencim ne bilecek? Pirinçle ilgili benim öğrencim şunu bilecek. Bir kere benim öğrencim pirinç üretiminin Türkiye'ye yetmediğini, üretimin büyük bir kısmını Marmara bölgesinin karşıladığını bilecek. Bu arada görüntü biraz bulanıklaştı ama düzelir şimdi. Bu arada ben de karıştırıyorum. Suyunu ilave etme zamanı da gelmiştir. Dökeyim daha rahat olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar, pirinç gördüğünüz gibi burada suyu sevdiği gibi tarımda da suyu çok seven bir ürün. Hatta suyu en çok seven tarım ürünüdür. Sulu tarım yapmak gerekir. Pirinç ekimiyle uğraşanlar tarlaların etrafını çeviriyorlar. İçini diz boyuna kadar suyla dolduruyorlar. Sonra çizmelerle işin içine atlıyorlar. Şimdi bizim çiftçimiz böyle bir tarımı seviyor mu arkadaşlar? Bizim çiftçimiz böyle bir tarımı sevmiyor. Neden? Bizim çiftçimiz sulu şeylerden hoşlanmaz. Ne sulu şakadan hoşlanır, ne sulu tarımdan. Aslında kazancı çok fazla. Buğdaya göre daha fazla kazançlı. Ama dediğim gibi tarımı zor. Bataklık alan, makineyi sokamıyorsun. Artı devlet kontrolünde her yerde üretemiyorsun. Neden? Çünkü bataklık alan olunca haliyle sivrisinek bol oluyor. O da sıtma hastalığına yol açıyor. Dolayısıyla devlet diyor ki şehir merkezlerine yakın yerde ekimine izin vermiyorum. Bakın, burada şu detaya dikkat edin arkadaşlar. Devlet pirincin üretim miktarını kısıtlamıyor. Yani bir haşhaş gibi, bir tütün gibi değil. Üretim alanını kısıtlıyor. İstediğin yerde üretemiyorsun ama istediğin kadar üretebilirsin. Pirinç de özellikle Edirne ilk sırada gelir. Marmara bölgesi birincidir. Diğer adı Çeltik'tir zaten. Pirincin ki madem sulu tarımı seviyor, Ergene Havzası Edirne çok az yağış alan yerlerden biri. Suyu nasıl temin ediyor? Meriç Nehri'nden temin ediyor. Bakın, böyle birbiriyle entegre sorular gelebilir. Peki Marmara'dan sonra neresi? Karadeniz bölgesi, özellikle Sinop, Boyabat, Kastamonu, Tosya, Samsun, Havza, Terme, özellikle de Çorum, Osmancık pirinçleri meşhurdur arkadaşlar. Türkiye'nin her yerinde bu tarım yapılabilir. Yeter ki akarsu olsun. Hatta Türkiye'nin en kaliteli pirinci Diyarbakır'da yetişir. Dicle Nehri kenarında Karacadağ pirinci diye geçer. Eskiden Osmanlı saraylarına Diyarbakır Karacadağ'dan pirinç gidermiş. Evet. Belki şaşırıyorsunuz ama öyle. Yani pirinç Türkiye haritasına baktığın zaman hep akarsu çevrelerinde, böyle nokta 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 ÖSYM'nin sorduğu sorularda bir işaretleme varsa bil ki bu pirinç tarımıdır. Üretim Türkiye'ye yetmiyor. Yaklaşık bir 600 bin ton üretim var. Bir o kadar da alıyoruz arkadaşlar. Pirinçle ilgili başka diyeceğimiz, tahıllar içerisinde ithal ettiğimiz iki tane zaten tahıl var. Biri pirinç, biri de mısır. Evet, benim pirinç pilavı suyunu koydum. Şimdi kapağını pardon, tereyağını da atacağım. Ondan sonra kapatıp pişmesini bekleyeceğim. Benden bu kadar. Yaşadığınız coğrafyalara selamlar.